Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum yine de. Şimdi efendim, sosyal medyayla uğraşan hanım kızımız bir duyuru yapmamı istedi. Onu ilk etapta sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi beğeniler ve abone olma ve yorum yapmalar herhangi bir ücret yansımıyor internete. Bunu belirtmemi istedi. Birçok insan ücretli olduğunu düşünerek abone olmadığını söyledi bana. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim öncelikle. Herhangi bir ücret alınmıyor efendim. Herhangi bir ücret kesintisi söz konusu değil. Hatta tam tersi herhangi bir ücret kesintisi olmadığı gibi bizlere de bu destek olarak yansıyor. Desteklerinizi bu noktada bekliyoruz. Beğenilerinizi, abone olmanızı bekliyoruz. Hemen sağ alt köşede abone ol tuşu da var efendim. Oradan abone olabilirsiniz. Şimdi bugün yine şiddetin başka bir boyutuyla devam etmek istiyorum. Ondan bahsetmek istiyorum. Biraz ağır bir konu. Yani benim yazarken de, anlatırken de, çalışırken de zorlandığım bir konu. Yani içime böyle dokunan bir konuydu. Çocuk istismarından bahsedeceğiz efendim. Yalnız ben işin sosyal boyutundan ziyade biraz daha medya boyutundan bahsedeceğim sizlere ve bu konuya çok da fazla değinmeyeceğim bu video dışında. Çünkü hassas bir konu. Ben şahsi olarak çok medyada yer almasını istemiyorum. Çok medyada yer alması taraftarı değilim. Nedenlerini de açıklayacağım efendim sizlere. Şimdi her geçen gün yeni bir çocuk cinayeti ve neredeyse bu cinayetleri bile gölgede bırakan çocuk istismarı haberleriyle alt üst oluyoruz. Bir sarsıntımız bitmeden bir diğeri başlıyor. Aklın, kalbin, hatta midenin bile almadığı hikayelerle karşı karşıya kalıyoruz. Sabrımızın sınırını bu hikayeler zorlayabiliyor. Şimdi efendim, bu minvalde merkezi Kaliforniya'da bulunan Amerikan Teknoloji Medya Hizmetleri alanında faaliyet gösteren yapım şirketinin imza attığı skandalla bir kez daha sarsıldık. Hepinizin çok iyi bildiği, hepinizin çok yakından takip ettiği paralı bir kanal. Yani insanlar bu kanalı para ödeyerek izliyorlar. Para ödüyorlar bunu izlemek için. Şahsen söz konusu kanalı ben, ismini zikretmeyelim, zikretmek istemiyorum. O da bir reklam çünkü. Şahsen ben söz konusu kanalı para verip takip etmeyenlerdenim. Para verip takip etmem de inşallah. Yalnız para ödeyip izleyenlerin de çok anlamış değilim. Neden para verip bir insan bir kanalı izler, bunu da anlamış değilim. Bu noktada efendim, reklamın iyisi kötüsü olmaz söylemini hepimiz biliyoruz. Sözün Amerikalı iş adamı Richard Bross'a ait olduğunu ve onun sahibi olduğu şirketin kurucularından olan Taylor Barnum'a ait olduğunu da birçoğumuz biliriz bu sözün. Reklamın iyisi kötüsü olmaz sözünün. Bu söylem üzeri büyük bir reklam piyasasının oluştuğu da aşikardır efendim. Mevcut reklam piyasasını da görüyoruz. İnsana bir şeyin kötü olduğunu söyleseniz bile sonuç olarak öyle bir şeyin varlığından haberdar etmiş olursunuz. Öyle bir şeyin varlığını haber vermiş olursunuz. Bu da reklamın ana nedeni olan bilgilendirme statüsünün ilk başlığıdır. İlk başlığını gerçekleştirmiş olursunuz. Hatta bu şekilde o nesnenin veya olayın daha çok ilgi çekmesini de sağlamış olursunuz, kötüleseniz dahi. O nedenle reklamın iyisi kötüsü olmaz deniyor reklam piyasası içerisinde. Efendim, bu bağlamda reklam piyasasını yönetenler de, medya piyasasını yönlendirenler de, algı yönetimiyle toplumları yönlendirenler de, toplumlar tarafından tabu olarak görülen, tabu kabul edilen konuları
iyi bilirler efendim. Toplumlar tarafından tabu kabul edilen konular arasında çocuk istismarı başta olmak üzere cinsel istismarlar maalesef ki öncelikli sırayı alıyorlar. Size dizi, film, sinema, reklam ve hatta program yapanlar bunu çok iyi biliyorlar neyin izleneceğini. Şimdi tam bu noktada önemli bir nokta bizim için. Bu çocuk istismarı noktasında ben çocuk istismarı diyeceğim ama dünya genelinde pedofili olarak nitelendiriliyor. Sözcüğün kökü olan payt, çocuk. Sözcüğünün aşırı istek anlamında da kullanıyor Yunanca'da. İki kelimenin birleşmiş haliyle türemiş bir kelimedir aslında. Düşkünlük anlamına da geliyor pihila. Yunanca bir kelimedir. Türkçe'de İngilizce'den geçmiş bir kelimedir. Pedofili kelimesinin ilk resmi tanımlaması 19. yüzyılın sonlarında 1980'lere dayanır. The American Psychiatrist eserinde belirtilmiştir. Bu esere de DSM adı verilmiştir. DSM 1'den 5'e kadar şu anda psikologların refere aldığı önemli kaynaklardandır. Bir heyet tarafından burada belirtilenler tüm dünya psikologları tarafından referans alınır. Tıpkı Dünya Sağlık Örgütü'nün aldığı kararlar tüm dünya doktorlarını nasıl ki bağlıyorsa burada da DSM'de de alınan kararlar tüm psikologları ve psikiyatristlere bağlar niteliktedir efendim. DSM-5'te efendim pedofiliyi en az 6 ay boyunca tekrarlanan cinsel fanteziler, dürtüleyici istekler ya da bir çocukla cinsel etkileşimi içeren davranışlar olarak tanımlanmıştır ve tanımlıyor. DSM-5'e göre özellikle çocuklara yönelik çoğu vakada pedofili en az 16 yaşında ve 16 yaş ve 6 ile çocuktan en az 5 yaş büyük olmayı içeriyor. Ayrıca kitapta pedofili bireyler kendilerinden çocuklara dair cinsel istismar dürtüsünü barındırıyorlar gibi temel ifadelere yer verilmiştir. Dolayısıyla da DSM-5'i refere alan psikiyatrist ve psikologlar pedofiliyi yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulunması ve cinsel eğilimin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel bir rahatsızlık olarak tanımlanmıştır. Bu durum yani bu ifadenin benzerine İstanbul Mutabakatı'nda da değinilmiştir efendim. İstanbul Mutabakatı'nın bu maddelerine karşı çıkmamızın altında yatan sebepler de var. Yani bunu boşuna anlatmıyoruz. Boşuna bu noktada dil dökmüyoruz ve boşuna konuşmuyoruz efendim. Psikoseksüel rahatsızlık olarak tanımlanıyor ve psikoseksüelliğe İstanbul Mutabakatı'nda da yer verilmiştir. Pedofillerin büyük çoğunluğunun erkek olduğu biliniyor. Türkiye'deki vakalarda da erkekler çoğunlukta. Kadınlar daha az rastlandığı biliniyor. Sosyal hizmetlerde çalışan arkadaşlarımızla yaptığımız ve birçok hani bu alanda çalışma yapan arkadaşlarımızla sohbet ettiğimizde kadınlar daha çok yani böyle bir güdüsel eğilim kendisinde hissettiğinde bende bir rahatsızlık var, benim doktora gitmem gerekiyor diyebiliyor. Yalnız erkek bunu içselleştirerek kabul ediyor. Yani o çocuğun bedeni üzerinde hakkı olduğunu düşünerek hareket ediyor aslında. Bana göre ise dünya standartları açısından bunu söylüyorum. Yani Türkiye açısından söylemiyorum. Dünya standartları açısından bunu söylüyorum. Çocuğa yönelik cinsel istismarın bence bir an önce hastalık kategorisinden çıkartılarak suç kategorisine geçirilmesi gerekiyor. Yani insanlara bunun bir hastalık olduğu algısını vermememiz lazım. Bunu hastalık kategorisinden çıkartıp suç kategorisine koymamız
eylemi, fiili gerçekleştirecek olan kişinin önüne bir anlamda da set çekmemiz demektir. Çünkü bireyin suç kavramı ile hastalık kavramını algılayışı beynin aynı değildir. Neden? İnsanın şöyle bir durum var. Gerçekleştirmiş olduğu eylemi hastalık olarak algılaması, suç olarak gerçekleştirmiş olduğu eylemi, fiili kendi içerisinde onaylaması anlamına da gelir. Yani evet ben bunu yaptım ama ben hastayım. Falan. Ne hastası? Ne hastası? İğrenç. Sen suç işliyorsun. Suç bu. Yani bu suç kavramını beyne empoze etmemiz gerekiyor. Bunun bir hastalık olarak değerlendirilmesi, suç olarak değerlendirilmesi durumuna göre daha yumuşak bir hal veriyor kişiye. Dolayısıyla aslında da yaptığı eylemi suç olarak görmemesine ve bunu kendi içerisinde onaylıyor olmasına yardımcı oluyor aslında. Çocuğa yönelik cinsel istismar, yani pedofil demeyi çok uygun bulmadığım için ben cinsel istismar diyorum. Avrupa ülkesinde cinsel suçların en önemlisi olarak kabul ediliyor. Birçok Avrupa ülkesinde yalnız. Tamamında değil. Büyük bir çoğunluğunda da hastalık olarak değerlendiriliyor. Tekrar ediyorum, hastalık olarak değerlendirilmesiyle suç olarak değerlendirilmesi arasında uçurum var. Bunu karşı tarafa bu şekilde lanse etmememiz gerekiyor. Yani bunu çok dillendirmememiz lazım. Pedofiliyi bir hastalık olarak dillendirmemiz de kötü reklamdır aslında. Onu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Birçoğunda da evet suç olarak değerlendiriliyor ve cinsel suçların en ağırı arasında değerlendiriliyor. Genelde de kurbanın yaşı küçüldükçe ve kurbanla saldırgan arasındaki yaş farkı açıldıkça cezalar da artıyor ve ağırlaşıyor. Yalnız burada önemli bir faktör, o da bizim ülkemiz için geçerli daha çok. Kurbanın ya da kurban yakınlarının durumu resmi makamlara taşıması faktörüdür, taşımasıdır. Çünkü yapılan araştırmalarda özellikle çocuk istismarının, pedofillerin büyük çoğunluğunun akraba içerisinde veya yakın komşular arasından çıktığı bilinmekte ve bu durum olayın mahkemeye taşınmasında çok ciddi bir engel teşkil etmektedir. Bu önemli bir nokta bizim için. Devamlı efendim, reklamın ilk kötüsü olmaz söylemiyle hareket ettiğimiz için bunu özellikle belirtmek istiyorum. Soruyorum da medya çocuk istismarının tetikleyicisi mi efendim? Bu da önemli bir nokta bizim için. Öyle mi? Bakalım değerlendirelim. Şimdi elbette ki çocuklara yönelik cinsel istismar sadece tıbbi nedenlere ve suç unsuru teşkil eden fiili eylemlere bağlı değildir. Bireyin yaşadığı coğrafya, geldiği kültür, aile, gelenek sistemi, çevresel ve sosyal etkileşimde önemli faktörler arasındadır. Tabii ki de bütün bunların yanı sıra görsel medya dahi sosyal medyanın da patolojik bir bünyeyi tetiklediği gibi hiçbir bozukluk taşımayan bireyin de iştahını kapatma noktasında rol oynayabiliyor, rol alabiliyor medya. Yani efendim işin özünde kitlelere ulaşan yayınların önemli sorumlulukları olduğu gözler önündedir, aşikardır. Şimdi tam bu noktada efendim Jamaikalı bir kültürel ve teorist, yani sosyolog olan Stuart Hale bundan tam 40 sene önce bir haberin görülebilmesi için içerisinde şiddet olması gerektiğini ifade eder. 40 yıl öncesinden bahsediyorum. Aynı bakış açısıyla İngiliz tarih profesörü Phillips Jensen ise bu konuyu biraz daha detaylandırarak özellikle de ahlaki sapkınlık sonucu gerçekleşmiş bir saldırıda eğer çocuklar söz konusuysa bu hikayenin daha fazla haber değerine sahip olduğunu belirtir. Daha fazla alıcısının olduğunu belirtir. Hatta bu tür haberlerin
medyada yer alması bir anlamda o günü garantiler ve o haberi garantisidir, garantisi niteliğindedir. Söz konusu bu bakış açısıyla efendim, merkezi Kaliforniya'da da bulunan, başta da bahsettiğim şirket, Amerikan Teknoloji Medya Hizmetleri iş modeli DVD satışı ile kiralaması üzerine olan yapım şirketi başta olmak üzere Türkiye'de bulunan yapım şirketlerinin kurguladığı kadın programları, sabah kuşağı programları, çocuk gelin dizileri ve benzeri diziler aslında bu tetikçiliğin öncülüğünü yapıyorlar denilebilir. Medyanın etik bakış açısını göz ardı ederek yaptığı yayınlar, ahlaki seferberlik açısından toplumu harekete geçirme kabiliyetine sahip olduğu gibi gayri ahlaki bir bakış açısını da teşvik edebiliyor. O nedenle söylüyoruz bunu. Devam edelim efendim. Burası bizim için çok önemli. Bu kabiliyetin gayet hızlı bir biçimde lince dönüşmekte zorlanmadığı bir sosyal medya ortamının da varlığı göz önünde bulundurulursa, bir sosyal medya varlığını da göz önünde bulundurursak, sadece suça karşı çıkanlar değil, suç işleyenlerin de bu ortamlardan aynı şekilde faydalanmasına olanak veren risklerin de var olduğunu göz ardı edemeyiz. Yani her iki taraf da bu sosyal medya ortamından yararlanıyor. Dolayısıyla olaylardan sansürsüz bir biçimde, sansür olmadan yararlanan ve hızla haberdar olmanın getirdiği bir kanıksama, suça meyilli olanlara sadece fikir vermekte kalmayıp özendirici, teşvik edici bir rol modele de dönüşebilmektedir, rol modele de dönüşmektedir. Üstelik de her geçen gün yeni bir akıl almaz vaka ile karşı karşıya kaldığımız bu süreçte. Bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizde efendim, potansiyel suçluların fantazi dünyasına hizmet eden içeriklerin toplumda infiale sebep olmasının da bir tesadüf olmadığını düşünmekteyim. Yani bir infial yaratmanın da tesadüf olmadığını düşünmekteyim. Çünkü infialin de çekici yönleri oluyor. Kötü olan eylemin de çekici yönleri olabiliyor efendim. Peki efendim, çözüm ne? Anlatıyoruz. Şöyle bir durum var. Refere aldığımız, konu edindiğimiz her videoda, her içerikte çözümden de bahsediyoruz. Bu olmaz ama bu da olsa daha iyi olur. Bu olmazsa daha iyi olur diyoruz. Burada da çözüm olarak toplumu oluşturan bireylerin çocuk istismarı konusunda yeterince bilinçli olması, bilinçlendirilmesi hem çocukların bu tarz tehlikelerden korunmasında önemli bir noktadır. Hem de bu şekilde tehditle, yani böyle bir çocuk istismarı tehdidiyle karşılaşıldığında doğru analiz yapılıp çocuğun incinmeden, herhangi bir travma yaşamasına sebep olmadan, aynı zamanda olayın bir pedofil kurban ilişkisi olup olmadığını da tespit etme noktasında yol gösterici olur toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi. Peki bu toplumsal bilinci nasıl yayacağız? Bu toplumsal bilinç de ancak ve ancak sosyal amaçlı projelerle gerçekleştirilebilir. Konunun medyada daha az yer alması sağlanarak ve eğitim yoluyla mümkün olacaktır. Şimdi efendim, yapılan sosyal projelerin, sosyal amaçlı projelerin medyada yer almaması diyeceksiniz. Mümkün mü? Mümkün efendim. Bazı projeler sosyal medyada veya medyada yer almalarına gerek yoktur. Olmasa daha iyidir. Yani medyada yer alması gereken konular zaten yer alır. Ama bu tür konuların sosyal medya dahil olmak üzere medyada yer almaması o projeyi korur. O proje içerisindeki çocuğu korur. Ben çocukların yaşadıklarının çok fazla medyada, sosyal medyada bu derece yaygın şekilde gözler önüne serilmesini doğru bulmuyorum, doğru görmüyorum efendim. O nedenle
Bazı projeleri de gizli yürütün kardeşim, yani bangır bangır sosyal medya üzerinden yaymanın bir anlamı yok. Yani burada çocuğun travması da önemli. Yani çocuğun yaşadığı travmanın da minimize edilmesi gerekiyor. Bundan dolayıdır ki bu tür olayların ben çok sosyal medyada dahil medyada yer alması taraftarı değilim. O nedenle bu konuda sadece böyle bir video çekmeyi uygun buldum ve çok da değinmeyeceğim bu konuya. Yapmamız gerekeni bazen gizli yapmamız her zaman bizim hayrımıza, lehimize olur. Amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Amacımıza ulaşmak istiyorsak doğru olanı doğru şekilde değerlendirmemiz gibi. Aa, biz bunu yapıyoruz çocuklar için, bunu yap. Bu kötü bir reklam. Bu kişinin de ahlaki davranmadığının göstergesidir efendim. Bazı şeyleri gizli yapmamız, yani görünür hale getirmemize gerek yok. Yüksek sesle dillendirmemize, bağırmamıza gerek yok. Var olan bir şey gerçeklikse, şayet gerçekse, bunu yüksek sesle bazen dillendirmemize gerek yoktur efendim. Dillendirmemiz, bağcıyı dövmemiz demektir. Üzüm yemeyi bir kenara bırakmamız anlamına gelir. Bu nedenle hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın efendim. Hoş kalın. Hoşça kalın. Esen kalın.